bir şekilde daha fazlası olduğunu söylüyor, bilmiyorum. Herkes bir şey söylüyor. Evet Yaşar, doğrudur. Doğrudur. O yüzden ben diyorum, kapınıza birisi gelip size biz virüs verici şey pardon virüs diyorum aşı yapacağız falan filan, yani ölüm fermanınızın ilk imzasını atarsınız, muhtemelen birden fazla ayağı olacaktır onu yani. Ben birisi olarak herhangi bir şekilde aşı olmayı düşünmüyorum ve herhangi yani becerebildiğim kadar aşısız. Aşıya karşı olduğum için değil. Yani ben güvenmiyorum adamlara. Gerçekten güvenmiyorum yani. Evet, bunlar yani şey, bu adamlar niyeti farklı bu adamların. Bu adamlar kimsenin sağlığını düşündüğü için, kimseyi virüsten korumak için bir şey yapmıyorlar yani. Bir aşı geliştirmiyorlar. Her aşı geliştiricinin söyleyen insanlar palavracı. Palavracı. Benim aldığım bilgi söyleyeyim yani. Bu işin arkasında Johnson & Johnson şirketi olduğunu söylüyorlar. Benim bilgim o şekilde. Bilmiyorum yani. Aşıyı onların alt şirketlerinden birisinin çıkartacağını söylüyorlar. Hatta bir şey daha var. Şimdi onu söyleyeyim mi söyleyeyim mi onu da bilmiyorum. Amerikalı. Bir durum daha vardı. Onu şimdi söylemeyeyim. Boşverin. O şimdi ona gerek yok. Yok, emin değilim çünkü. Emin olmadığım bir şey söylemeyeyim yani. Ya emin değilim yani. %100 emin olmadığım bir şey söyleyemem. Ya şunu söyleyeyim. Bu basketbol, spor, voleybol, futbol, bilmem ne, beyzbol var ya, onların şeylerini almayın, formalarını almayın. Herhangi takım ne olursa olsun fark etmez. Anladınız mı? Onları almayın. Bir müddet almayın yani. Yani spor, mipor, işte şey falan, bilmem ne takımı, şu takımı, bu takımı fark etmez hangi takım. Onların şeylerini, formalarını almayın hiçbir şekilde. Avrupa özellikle Avrupa, Almanya, Fransa özellikle ve İtalya özellikle. Bazı virüslerin Nike içerisinde İtalya'da, Fransa'da ve Almanya'da bazı bunları üreten firmalar sattıkları bu şeylere, tişörtlere, şunlara, bunlara. Zaten evet, olay oraya geliyor. Aynen öyle, olay oraya geliyor. Yani şimdi tam emin değilim ben de, o yüzden detay veremiyorum size. Ama benim böyle bir şey duydum yani. Ama ben Avrupa merkezli duydum. Ama Avrupa'daki şirketin de baş şirketi Amerika'ymış, onu da duydum yani. O konulara dikkatli olun. Bir müddet böyle ben forma alacağım, tişört alacağım işlerine girmeyin. Özellikle Fransa'dan, İtalya'dan, Almanya'dan bu işlerin merkezini almayın yani. İspanya'dan bu işlerin almayın yani. Türkiye'yi bilmiyorum, duymadım. Hakikaten şimdi Türkiye'yi duymadım. Türkiye'den yani ben bir şey bilmiyorum yani. Onu kendiniz karar verin. Ben Türkiye ile ilgili bir şey duymadım. Yok, ben Türkiye ile ilgili bir şey duymadım. Ya şimdi Allah var. Ben Türkiye'yi bilmiyorum. Avrupa ile merkezi duydum ben yani. Ama Türkiye'ye nereden geliyor onu bilmiyorum. Ben Avrupa'dan mı geliyor, Türkiye'de mi yapılıyor bilmiyorum yani. Ha, bilmiyorum, o hakikaten bilmiyorum. Ben nereden geldiğini bilmiyorum. Ya o konuda bir şey diyemem. Gerçekten bilmiyorum yani. Ama benim duyduklarım arasında Türkiye'nin adı geçmiyordu yani.
Ya bu konularda ben Türkiye'nin adını geçtiğini hiç duymadım zaten. Gerçekten yani ben hiç Türkiye'nin adını geçtiğini duymadım yani. Ya Türkiye yani bu konularda böyle konuşulan merkez bir ülke değil yani. Türkiye yani tamam insanlarımız hayatta kalsın. Hepimiz dikkatli olalım da. Yani Türkiye'li yani Türkiye bu işlerin merkezinde değil yani. Onu demeye çalışıyorum. Yani işte şey hocam işte bu işlere dikkatli bakmak lazım. Benim duyduğum yani ben şimdi Türkiye'yi bilmiyorum tabii ben konuşamam yani. Ama benim duyduğum dünyadaki spor yayınları ve spor şeyini el değiştirecek yakında. Ve muhtemelen bunlar Çinler ve Amerikalılar arasında bölüşülecek. Araplardan, şunlardan, bunlardan, İngilizlerden çıkacak. Çünkü çok büyük bir sektör bu. Bunları Amerikalılar ve Çinliler bence ortak bölüşecekler bunları. Bak söylüyorum ben size. Daha ne kadar açık söylüyorum. Anladın mı yani? Daha da açık söyleyemem yani. Bu şeyleri var olan yani onları, o konuları bilmiyorum. O konuları bilmiyorum. Yani bu benim dediğim sporla da ilgisi yok yani. Bu tamamen ihale meselesi. Yoksa o takım şöyle yapmış, bu takım böyle yapmış. Bununla ilgisi yok bunun yani. Tamamen bu şeyle ilgili bir şey. Bu yeni sistemde Çinliler ve Amerikalılar ortak bölüşecekler bu işi. Bakın benim fikrim şu. Ben fikrimi soruyorsanız Çin ile Amerika arasında ben savaş çıkacağını düşünmüyorum. Benim fikrimi soruyorsanız ben nükleer savaş bilmem ne çıkacağını düşünmüyorum. Ama bu konularda Amerikalılar ve Çinliler oturup anlaşma yapmazlarsa savaş çıkar. Biliyor musunuz? Savaş çıkar. Bak bu savaşın çıkacağını, çıkma ihtimalinin ilk şeyini bu fake virüsle verdiler. Bence. Bu fake sahte virüsle bakın dünyayı artık ya bunu Amerikalılar yapar ya Çinliler yapar bilmiyorum. Ama dünyayı bu hale getiririz. Düşün bir fake bir şeyle, sahte bir virüsle dünyayı bu hale getiriyorsak biz size ne yaparız şeydir bu. Söylüyorum ben size. Amerikalılarla, Çinlilerle bence tahminim %90 oturup anlaşacaklar. Anlaşacaklar. Ve anlaşırlarsa Trump bir daha kendi isteğiyle şey yaparsa, kendi şeylerini yaparlarsa Trump kabul ettirebilirse bir daha seçilir. Eğer Trump kendi isteğini kabul ettiremezse Amerika içerisindeki kaos daha da fazla artacak. Bana öyle geliyor. Joe Biden muhtemelen işte Hillary Clinton diyor yardımcısını falan. Hadi bakalım güzel kardeşim. Böyle olacak. Ya onlar oluyor evet. Onları yapacaklar. Hepsi birbirine şey yapıyor. Ama benim tahminimi soruyorsanız bu virüs olayı bir güç gösterisi meselesiydi. Bakın biz böyle bir şey ortaya çıkartırız. Amerikalılar bunu yaptı. Çin'i de kapatırız. Avrupa'yı da kapatırız, Amerika'yı da kapatırız. Çünkü patron biziz. Ama işte olay öyle değil. Çünkü Amerika'daki bu sistem içerisindeki bazı ortaklar böyle yapılmasını istemiyor. İstemiyorlar yani. Ama hangi Amerika'yla anlaşacağı, şimdi Çin hangi Amerika'yla anlaşacağını düşünüyor? Hangi Amerika'yla? Hangi Amerika ki yani? Hangi Amerika'yla anlaşacak Çin? Hangi Amerika'yla anlaşacak? Finans dünyasıyla mı anlaşacak? Silah dünyasıyla mı anlaşacak? Enerji şirketleri mi anlaşacak? Sigorta şirketleri mi anlaşacak? Hangisi anlaşacak yani? Yani öyle tek bir cevap yok ki bu sorduğun soruya. Yani Kasım'a kadar esasında Kasım'a kadar sürecekti ama artık dünyada insanlar yemiyor bunu. Yemiyor, vallahi yemiyor yani. Bakın yani Türkiye'de de insanlar artık bıkacak yani. Ya Türkiye'de insanlar bıkacak. Haziran'da, Temmuz'da lan başlarım senin virüsüne şuna uyup evden çıkacak insanlar yani. Tabii abi Amerika'da öyle tek bir yer yok yani.
Ya bak, vallahi Türkiye'de de bunu yapar insanlar yani. Yani ben başlarım artık sizin keyfinizden deyip çıkarlar insanlar sokağa yani. İnsanlara yani ne kadar evde tutabilirsin yani? Kasım'a kadar bir yaz boyunca insanlar evden mi çıkmayacak? Böyle saçmalık olabilir mi? Ya bu dediklerinden şey anlaşılmasın. Böyle bir hastalık yoktur falan filan öyle bir şey demiyorum ben. Tabii ki yani insanın bir şeyi varsa bu hastalıktan önceki bir sıkıntısı varsa bu hastalık ölümcül olabilir. Ama dünyadaki nüfusun o kadar ufağına ölümcül etki yapıyor ki bu. Yani ben tabii ki ölen insanlara bir şey demiyorum yani. Allah rahmet eylesin. Tabii ki hastalıktan öldüler yani. Onu kastetmiyorum. Ama yani ölen insan durumuyla o zaman dünyada da her gün trafik kazası insan ölüyor. Bütün yolları kapatalım yani. Yani bu öyle gibi bir şey yani. Yani dünyada trafik kazasından çok daha fazla insan ölüyordur yani her gün ve her yıl. Yani kanserden, akciğer kanserinden her yıl çok daha fazla insan ölüyor. Bütün sigaraları yasaklayalım o zaman. Ya bu böyle bir şey yani. Yani bir tek yani COVID-19 virüsü mü var dünyada şu anda bir hastalık olarak? Ben anlamadım böyle bir şey. Yani bir tek dünyada hastalık COVID-19 hastalığı mı var yani? Kanser yok mu? Ya başka hastalıklar yok mu? Ben yani bu kadar öncelik niye veriliyor? Ben gerçekten anlamıyorum yani. Ya Türkiye'de var ya Türkiye'de. Ya Türkiye'nin ekonomisinin falan yakın zamanda tek çıkarı var. Tek çıkarı. Bence şu andaki hükümet de onu bekliyor bence. Onu bekliyorlar. Amerika ile Çin'in anlaşması. Onu bekliyorlar. Onu bekliyorlar. Tahminim onu bekliyor. O da Kasım'a kadar uzatmaya çalışıyor bu işi. Belki Amerika'daki seçimler ertelenirse ama işte ertelenirse de Türkiye'nin işine gelmiyor yani. Yani Türkiye'nin yani bu şu andaki hükümetin bir an evvel bu anlaşmanın yapılması lazım bunlar açısından. Eğer bu hiçbir şey demezler. Hükümetler mümkün değil yani. Ya bunları başkanlar, cumhurbaşkanları bunları konuşamaz. Nerede konuşacaklar abi? Ya mümkün değil. Ya hiç kimse konuşamaz yani. Ya zaten belki de yani konuşsa da kim alacak yani onu da bilmiyorum yani. Ya şimdi sen gittin atıyorum Erzurum'a gittin bunları anlattın. Kim ne anlayacak ki? Yani bizdeki şeyler şeyi bekliyor. Kasım bekliyor, seçimleri bekliyor. Bir anlaşma olur, bize de oradan bir para gelir diye bekliyorlar. Bunları onu bekliyor yani. Ama eğer bu pandeminin ikinci şeyi varsa, Trump'ı artık tamamen indireceklerse, Türkiye'de bak söyleyeyim yani, geçmiş olsun yakında derler yani. Bilmiyorum yani Türkiye olduğu için söylerim. Yoksa Türkiye benim aklımda değil yani. Aşıyı konuştuk bitti. Tabii çekilmesini bekliyorlar. Tabii aynen öyle.